Hikayeler çok önemli gerçekten. Yani hepimiz zaten birer hikaye anlatıcısıyız. Yaşadığımızı, başımızdan geçeni ve yaptığımız şeyleri bir hikayenin içine hapsedip, yani onu anlamlandırmak için aslında bir hikayeye ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla izleyenler daha fazla izlesin. Anlatanlar daha fazla anlatsın. Yılında bana bir sinema dergisi hediye edildim. Temmuz sayısıydı, hiç unutmuyorum. O dönemde küçük bir dünyam vardı ve o dergi biraz bana farklı kapılar araladı. Başka dünyaları gösterdi. Farklı diyarları, başka hikayelerin peşinden gitmem için bana bir ilham kaynağı olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla o derginin tam da o zamanda denk gelmesi, yani bir anlam arayışında, işte bu bedenimi, zihnimi ve kendime bakışımı böyle daha derinleştirdiğim bir dönemde denk gelmesi doğru bir zamanlamaydı benim için. Bu sinemayı sevgimle ilgili, işte sinema tutkumla ilgili, onu neye dönüştüreceğimle ilgili çok fazla fikir sahibi değildim aslında. Ve profesyonel bir ilişki kurmak istemediğimi biliyordum. Hiç unutmuyorum, bir gün 30 Ağustos tarihi 2020 tabii. Ve şey izliyordum o dönem, Cafer Panayi'nin Taksi diye bir filmi var. Orada işte taksici kılığına girerek bir film çekiyor. Dozgir ama. Ya cüreyi dozgiremez. Ve hani hikayeler topluyor, biriktiriyor. Kimse onun aslında Cafer Panayi olduğunu bilmiyor. Ve işte kendi filmlerinin korsan satıcısına falan denk geliyor. Buna rağmen o bakış beni çok etkilemişti. Ve ya dedim ki bu film şöyle bir zamanda izlense nasıl bir etki bırakırdı üzerimde. Çünkü ya herkesin tahmin edebileceği gibi tüm bu zamanlama fikri şuradan çıktı aslında. Temelinde şu yatıyor: doğru zamanda karşılaştığımızda etkisi ve kalıcılığı daha fazla olabiliyor. İşte bir kitapla doğru zamanda karşılaşmak, bir filmi başka yaşantılar sonrasında izlediğimizde etkisi, kalıcılığı ve onunla ilgili kurduğumuz bağ kimi zaman hiç olmuyor, bazen de çok kuvvetli bir noktaya geliyor. Dolayısıyla aslında zamanlama fikri doğru zamanda karşılaşmayla ilgili ya da doğru zamanda denkleşememeyle ilgili. Yaptığım şey tamamen benim o filmle kurduğum bağ ve o filmi insanlar nasıl bir zamanda, yani ne hissettiklerinde ya da ne düşündüklerinde ya da hayatlarındaki hangi yaşanmışlığın ardından önce ya da sonra izlediklerindeki kendimce kurduğum bağ üzerinden onu vermeye çalışıyorum. Sevgilinden ayrıldıktan sonra izleyin ya da işte kendinizi böyle tükenmiş hissettiğiniz bir zamanda izleyin gibi önerilerim var. Aslında çok kişisel bir noktadan aslında bambaşka bir insanın kişisel noktasına dokunmakla ilgili tamamen. Bilmek isteme, bir şeyler yapma çabası dünyada iz bırakma hevesi, hayal etme gücümüzü elimizden alıyor. Başka diyarların hevesini kursağımızda hissetmek için bilmemek en iyisi. İlk başlarda evet çok şeydim, böyle yaz kenara bırak, paylaş, bir daha bakma. Çünkü şeyi görmek de hoşuma gitmiyordu. Oradaki yazım yanlışlarını görmek de hoşuma gitmiyordu. Ama şu an öyle bir noktaya geldim ki tamamen böyle yazdığım şeyin aslında çok kişisel bir şey olduğu ve bu kişisel şeyin aslında bu kadar da şeffaf olması gerektiğini ve bu kadar da kusursuz olmaması gerektiğine inandığım için artık bırakmayı ve hani kendimden koparıp bir yere koymayı, yazıları, işte neyse artık kelimeleri, cümleleri, çok rahatlatıcı bir şeyi var, konforu var diyeyim. Ve birçok sahne ve birçok film bazen sadece müzikle aklımda kalabiliyor. Ne bileyim, İstiklal'de yürüdüğün, yani bir filmin içinde İstiklal'de yürüyen bir adamın hikayesini izlediğinde orada duyduğun müzik bir gün sen bambaşka bir yerdeyken duyduğunda sana
o istiklalde yürüme hissiyatını verebilir. İşte bu duvara karşı da çok fazla hissettiğim bir şeydi. Yani yine Mi Çiçek şarkısını her dinlediğimde o sofra kuruluyor. O biber dolmaların içi dolduruluyor. İşte ne bileyim kavunlar kesiliyor falan gibi bir şeyden bahsediyoruz aslında. Bir de şöyle bir şey var. Yani duvara karşı yazarken ben şöyle bir başlık atmıştım. Darkbluenotes.com diye bir yere yazı yazıyorum ben. Uçları aslında birbirine müzikle tutulan hikayeler. Bu başlığı atmamın sebebi şuydu. Yani Fatih Akın'ın o filmde müziği bir geçiş olarak, bir zaman atlayışı olarak ve hikayelerin birbirlerine geçişini sağlamak ve hikayelerden hikayelere sıçrama yöntemi olarak kullandığı için böyle bir başlık atmıştım. Bu başlık aslında sadece duvara karşı özelinde atılmış olsa da ben birçok filmde, hatta yani hemen hemen bütün filmlerde olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yani evet, sessiz sinema dönemi yaşandı, işte sonra ses geldi ama yani ses hep vardı. Yani sessiz sinema döneminde bile insanlar bir piyano performansı ya da bir orkestra performansına eşlikçi olarak izlediler görüntüleri. Dolayısıyla ikisinin çok birbirinden ayrıldığını düşünmüyorum ve bence müzik her zaman sinemanın kalbinde atıyor. Hikaye uçlarını birbirine bağlamakla ilgili müthiş bir bağlayıcı unsur diyebilirim. Hikayeler çok önemli gerçekten. Yani hepimiz zaten birer hikaye anlatıcısıyız. Yaşadığımızı, başımızdan geçeni ve yaptığımız şeyleri bir hikayenin içine hapsedip yani onu anlamlandırmak için aslında bir hikayeye ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla izleyenler daha fazla izlesin. Anlatanlar daha fazla anlatsın. Bu şey gibi bir şey söylemek istemiyorum. Tabii ki bir paylaşma romantizmi yapmayacağım ama herkes paylaşmak zorunda değil çünkü. Ama bazen işte paylaşmayarak da başkasının hikayesine dahil olabiliyorsun. Ya da geçip giderken birbirine dokunmadan bile başka bir şeyin hikayesini yaratmış olabiliyorsun.